Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Erkam TV'nin değerli izleyenleri, İslam ve Hayat programında Nurettin Yıldız Hocam'la derslerimiz, sohbetlerimiz, seminerlerimiz devam ediyor. Allah'a hamd ediyoruz. Cenab-ı Hak sıhhat afiyet verdikçe de bu derslerin devamını niyaz ediyoruz. Hayata dair, hayatımıza dair konuşuyoruz. Müslümanlığımızı masaya yatırıyoruz. İslam'la aramızdaki açı farkını gidermeye gayret ediyoruz. Umarım faydalı oluyordur. En azından biz kendimiz, kendi aramızda yeniden imanı, İslam'ı, ihsanı hatırlıyoruz. Hatırlatmak müminlere fayda verir buyuruyor Rabbimiz. Biz de hatırlatıcı olsun diye belli başlı konuları, meselelerimizi bir bir konuşmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz efendim inşallah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak afiyetinizi daim eylesin. Amin. Hizmetinizi, bereketini artırsın. Amin. Dostlarınızı çoğalsın hocam. Amin. Mümin dostlarımızı. Mümin dostlarımızı çoğalsın Rabbimiz. Amin. Hocam bugün dostlar derken doğrusu Yüce Rabbimiz hususiyle mümin kullarının böyle kendi aralarında ülfetlerinin, muhabbetlerinin bir şekilde coşkulu olmasını da murad ediyor. Yani birbirini canı gönülden seven, Allah için seven bir topluluk olmamızı arzu ediyor. Bizi kardeş ilan ediyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini konuşalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Efendimiz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size bir şey söyleyeyim, bir şeye işaret edeyim. Onu yaptığınız takdirde birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayınız buyuruyor. Yani hakikaten selam konusuna baktığımız zaman hocam Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz önce zat-ı uluhiyetiyle kulları arasında bile selamlaşmanın olacağından bahsediyor. Meleklerin müminlere yarın kıyamette selam vereceklerinden bahsediyor. Müminlerin birbirlerine böyle bir sürekli selamlaşmalarına dikkat çekiyor. Size birisi şöyle selam verirse siz bir misliyle veya daha güzeliyle selam verin buyuruyor. Yani ciddi bir hüküm yani demek ki selamlaşmak ciddi bir Rabbimizin... Namazımızdan bir parça hocam. Namazımızdan bir parça gibi. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Evet namazın kendi içinde değil mi hocam? Namaz içinde bir parça. Namazın içinde bir selamlaşma var. Bugün bir selamı konuşalım hocam. Hani çok bildiğimiz bir şey zannediyoruz ama bazen onun değerini yeterince takdir edemediğimizi de düşünüyoruz doğrusu. Selam deyince hocam neler hatıra gelir? Şöyle bir başlayalım. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam bu. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam her şeye bir giriş var. Evin girişi var. Bahçenin girişi var. Tepeden düşülmüyor hiçbir şeye. Kitabın giriş bölümü var. Motorun işte kontak girişi var. Söze ve bağlantıya da giriş olarak selamımız var. Selamımız var. Selamımız var. Sadece Müslümanlara ait değil bu. Yani iki insan dünyanın neresinde bir araya gelirse gelsin bir yolla en azından el sallayarak bay bay ediyor değil mi hocam? Yani bir el sallıyor. En azından el sallıyor. Başını eğiyor. Ayağa kalkıyor. İşte uzak doğuda olduğu gibi eğiliyor. Ülfete, muhabbete ve söze başlamak için bir anahtar lazım. Bu anahtar bir tür gereklilik. Yani çocuk, bebek selam veremiyor, ağlayarak söze başlıyor. Annesi bu çocuğun bir derdi var anlıyor. Büyüyünce mızmız ederek başlıyor. Kapıdan giren birisi misafir mi hırsız mı böyle belli oluyor. Yani her dinin, her kültürün aslında bir selamı var. Evet. Yani bu eğilerek, zıplayarak bir türlü selam oluyor. Demek ki iletişimin başlangıcı gibi değil mi? Yani iletişimin, şey. Ülfetimizin, tanışmamızın aksi takdirde tepeden ineriz hep birbirimize karşı. Yani nesin, ins, cin mi diye soruluyor ya. O noktaya düşmemek için bir başlangıç olması lazım. İyi sabahlar diyorsun mesela. Hayırlı akşamlar diyorsun. Gününüz aydın olsun. Herkes
bir yolla başlıyor. Evet. Biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş insanlar olarak ibadetimiz farklı olduğu gibi, yeme içmemiz farklı olduğu gibi, sağ elle yiyoruz, sol elle yemiyoruz. Yatmamız farklı olduğu gibi, yüzüstü yatmıyoruz. Caiz evet. değil. Her şeyimizde kelime-i tevhidden kaynaklanan bir fark olduğu gibi, bu selamımızın da bir farkı var. İki türlü fark var. Birincisi, biz La ilahe illallah diyen insanlar olarak elhamdülillah Allah'ın adıyla selam veriyoruz. Evet. Esselamu aleyküm diyoruz. Esselam Allah'ın adıdır. Ya. Bir tür ey karşımdaki insan, sen ve aramıza Allah'ı koyuyorum. Bana güvenebilirsin. Allah kefilimdir diyorum. O da bana ve aleykümüsselam dediğinde benim de Allah kefilimdir diyor. Bir tatlı ülfet oluşturuyoruz böylece. Evet. Bu birinci nokta. İkinci nokta, yani birisine iyi günler dediğin zaman iyi günler abi diyor, konu bitti. Senin iyi demenle de o gün iyi olmuyor zaten. Kötüyse gene kötü oluyor. Öbürü de işte eğilerek, o da ona eğilerek cevap veriyor. Sadece beli ağrısı kâr kalıyor sana. Ama bizde selamla beraber namaz gibi, zikir gibi, kurban kesmek gibi bir ibadet icra ediyoruz. Yani bir mümin olarak çay içmek için, muhabbet etmek için, akraba ziyareti yapmak için, ticaret yapmak için, bakkaldan bir şey almak için girdiğimiz yerden bile ibadet kazancıyla geri dönüyoruz. Evet. Adres sormak için, selamun aleyküm, bu postane neredeydi ya, burada bir postane var dediğimde, ve aleyküm selam birader şuradan git diyor. Hem adresimi öğreniyorum. Evet. Hem de sevap kazanıyorum. Bu da mümin olmanın, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insan olmanın bize kazandırdığı şey. Allah'ın adını kullanarak yüzleşiyoruz. Bu bize kaynak olarak sevaba dönüşüyor. Evet. Sevap kaynağımız oluyor selam. Bu sebeple biz... Yani hocam o şeye takıldım, çok güzel. Biz selama Allah'ın adıyla başlıyoruz dediniz ya hocam. Yani hakikaten o ne kadar önemli bir şey. Demek ki Esselamu Aleyküm derken, değil mi? Cenab-ı Hakk'a hatırlayarak bir selam veriyoruz adeta. Yani böyle bir... Allah'ı koyuyoruz meclisimize. Onun Allah. Adıyla beraber. Dolayısıyla biraz önce okuduğunuz hadisi şerifte, yani siz kardeş olmak istiyorsanız, muhabbet istiyorsanız selamı yayın aranızda evet. buyuruyor. Evet. Çünkü selamla kavga başlanamaz. Selamun aleyküm, seni dövmeye geldim denemez. Doğru. Selamla beraber yani meclisimizi tenzih ederim, küfür edemezsin. Müminsen tabii. Evet. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamla başlamayana cevap verilmemesini istiyor, değil mi? فَلَا تُج۪يبُوا Yani geliyor selamun aleyküm demiyorsa cevap vermiyor. Cevap vermiyor. Müslümanca giriş yapmadın çünkü. Sen yoksun bizim meclisimizde şu anda. Bunun için selamun aleyküm diyen birisi Allah-u Teala'nın adını bir ortama getirdiği için ve aleyküm selam diye cevap vermek farz oluyor. Ne alakası var kardeşim, namaz değil, oruç değil. Diyemiyorsun. Ya Allah'ın adıyla gelmiş birisini ortada bırakamıyorsun sen. Evet. Selamun aleyküm diyen birine el sallayamıyorsun. Niye el sallayamıyorsun? Çünkü Allah'ın adının zikredildiği bir yerde el sallama o düzeyde bir karşılık değil. Evet. Yetmiyor. Yani. Bunun için haşa, yine meclisimizi tenzih ederim. Alkol kullanılan bir ortama girdi Müslüman anlamadan diyelim, girmez yoksa selamun aleyküm beyler afiyet olsun diyemiyorsun. Bunu kasten söyleyeni alimler dinden çıkmış gibi kabul ediyorlar. Evet. Neden? Çünkü meclisimize Allah'ın adını indirdik biz. Ya. Ya üçüncü kişi haline getirdik Allah-u Teala'yı orada. Elbette evet. o azamete layık bir ruh ve anlayış içerisinde, yoksa yani bizim normal meclisimiz bile Allah-u Teala'nın beraber olması bakımından umana da değil, ama günah işlenen bir ortama
Mesela alkol satan bir markete kazara mümin haberi olmadan girdiğinde şişeleri orada gördüğü zaman selamun aleyküm abi işte domates var mı diyemiyor. Orada Allah'ın adı anılmıyor. Tıpkı tuvalet ihtiyacı için girdiğimizde orada Allah'ın adını anamadığımız gibi. Evet. Yani selam diyoruz ya biz selamun aleyküm abi aleyküm selam diyoruz ya biz bunu çok sıradanlaştırdık. Evet. Bir Fatiha okumak gibi bir şey bu. Yani Fatiha okuyoruz. Mezarlıkta Fatiha okumadan önce ne yapılıyor sünnette? Selam veriliyor. Selam veriliyor. Yani ya biz... bu ölülerimizin kulağına bile giden bir şifre bu. Nasıl bir şey diyeyim hocam ya? Yani mesela mezarlıkta Fatiha okumakla ilgili bir nas biliyor musunuz ayet hadis? Yok. Bilmiyorum. Mezarlıkta selam vermekle ilgili? Biliyoruz. Onlarca hadis-i şerif var. Evet, evet. Ya bunu nereye koyacağız ya? Çok müthiş bir şey hocam. Yani evet. Ölüye bile kullanılır bir şifre bu selamun aleyküm. Evet. Demek ki onunla bile bir iletişim sağlıyor. Değil mi hocam? Ölüyle bile kontak kuruyor. Evet, evet. Ölüyle bile aramızda Allah-u Teala'nın azameti, rahmeti, mağfireti, ihsanı iniyor. İniyor. Bu müthiş bir şey. Burada bir önemli nokta daha hocam. Bu yaşadığımız topraklarda hani dinden uzaklaştırma serüveni başladığı zaman o başlatanların hiçbiri bu dünyada hemen hemen yok. Onlar ısrarla selamın yerine günaydın, bilmem ne aydın bir sürü aydınlıklar getirmeye çalıştılar. Çünkü selamın maksadını ve getirisini oluşturduğu ahengi zannediyorum bazı Müslümanlardan daha iyi anladılar herhalde. Değil mi hocam? Biliyorlardı. Çünkü o bağı koparacak değil mi? Yani, İsrarla evet. Selamın yerine bir şeyler getirdiler. İyi gün getirdiler. Aydınlık gün getirdiler. Elhamdülillah iman yeşerince selam da yeşerdi. Selam da yeşerdi evet. Selamun aleykümün yerini hiçbir şey alamadı. Evet. Hiçbir şey dengi değil zaten. Yani aynı kategoriden değil iyi günler. Selamun aleykümden sonra gün de iyi olsun, gece de iyi olsun. Tabii. Her şey serbest. Ama bizim ilk selamımız bu. Evet. Farklı bir nokta daha var hocam selamı konuşacağımız zaman. Biz selamun aleykümü söze başlarken dedik, muhabbette dedik. Bunun bir noktası da var. Sözden ayrılırken de selamun aleyküm. Bir meclisten kalkarken de. Kalkarken hadi sağlıcakla kalın. Değil bu. Selamun aleyküm. Son sözümüz. Son sözümüz doğru. Ve ilk sözümüz. Çünkü biz Allah'la başlayıp Allah'ya bitirmemiz lazım. Mehyaye ve memati. Evet. Yaşarken de ölürken de Allah. Bizim bahtımız bu elhamdülillah. Elhamdülillah. Mutluluğumuz da bu. Bu bir nimet Allah'tan. Evet. Dolayısıyla selamun aleyküm geldik oturduk. Selamun aleyküm Adem hocam dedim. Galiba Müslümanca hocam. Bir tavır getirdim. Hocam yeter bu kadar muhabbet. İşim var gideyim derken selamun aleyküm Adem hocam. Evet. Açtığımız gibi kapatıyoruz muhabbetimizi. Hatta hocam şöyle bir rivayet de var değil mi? Yolda yürürken aranıza bir ağaç girdi diyelim ya da bir duvar girdi. Tekrar buluştunuz. Bir daha bir yani selam vermek. Yani tur atıyorsun, tur attıkça karşılaşıyorsun. Bu kesretten kinaye. Evet. Yani selamın sayısı yok. Evet. Selam. Hocam bir şey hatırladım. Hacı Beyzade Mustafa merhum, Allah rahmet eylesin. Amin. Konya'nın güzel insanlarından, kendisi hakkında salihlerden olduğuna dair hüsnü zan beslenen büyüklerimizden. Hocam Anadolu'da böyle bir eskiden diyelim ki buğday ya da yulaf veya arpa türü şeyler, atlar bir düven derdik biz Konya civarında. Görmedim, duydum. Duydunuz değil mi? O böyle bir hocam onun üzerine binilir ya da ağırlık konulur. Onun altında da keskin taşlar vardır. O taşlarla o buğdayın sapları, sapla saman birbirinden ayrılır, öyle diyeyim. Evet. Şimdi onun ortasında böyle bir yüksek tepecik gibi bir şey olur. O tepeciğin etrafında bir daire şeklinde o sürekli döner. Hocam akşama kadar döner. Birisi de sürekli o şeyi, o sap dediğimiz o efendim buğdayın şeyini, çöpünü şeyin altına atar. O düvenin altına atar. Şimdi Mehmet diye birisi var, delikanlı. Onu bindirmiş Hacı Beyzade o düvenin üzerine. Sürekli dönüyor. Evladım her geldikçe bana selam vereceksin demiş. O da dönmeye başlayınca selamun aleyküm. Ve aleyküm selam evladım.
Döndükçe artık 1000, 2000, 3000 yahu hocam demiş, ya selam ağacına döndük ya demiş. Oğlum demiş, sen selamın ne anlama geldiğini biliyor musun diyerek ona bir güzel selamı anlatıyor. Sonra işte bayağı hikayesi uzun. Sonra ona namazı, abdesti öğretiyor falan. Anlatmış sonra bu Mehmet Efendi. O hali de çok gıpta etmiştim. Yani Hacı Veysade ile ilgili şey derler hocam. Hoca bir caddeden geçiyorsa bütün esnaf efendim dükkanların önüne çıkar hocanın selamını almak için. Hoca da bir sağa bakar selamun aleyküm. Sola bakar selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Böyle yoluna devam eder. Gerçekten yani bu yönüyle yani aslında selam bir yönüyle hocam hem muhabbet oluşturuyor, ülfet oluşturuyor, hem dua yerine geçiyor. Demek ki çok farklı bir nimet yani. Hocam Müveysade rahmetullahi aleyhi peygamberi de öyleydi ama. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. O sünnetle amel ediyor. Sünnete ittiba ederek ecir kazandı, örnek oldu. Şimdi hocam biraz önce dedik ki şeriat devletinin yerine başka bir güç ikame etmek isteyenler selamı bile problem ettiler tabii. Kendilerine. Yenilik icat ettiler. Müminler ezanlarının susturulduğu gibi selamlarının da susturulduğunu gördüler. Evet. Susturulmak istendiği gibi. Allah ikisini de ihya etti. Bir lütfi ve keremi ayrı bir mesele yani. Allah-u Teala'nın rahmeti bizi kurtardı yoksa belki selam da bilmiyor olacaktık. Bu sebeple selam İslam şiarıdır. Ezan gibi. Ezan toplumsal bir şiarımız. Yani toplumumuzun kelime-i tevhid üzere olduğunu gösteriyor. Evet. Selam bireylerin kelime-i tevhid üzere olduğunu gösteriyor. Evet. O kadar ki elhamdülillah gözlerimize şahit oluyoruz. Sarhoş bile gelip bir selam veriyor. Elhamdülillah. Faizci bankadaki adam bile selam veriyor. Bunu da Allah'ın bir nimeti görüyoruz. Çünkü selamın da unutulması durumunda İslam bir merdiven aşağıya düşecek. Evet. Bu hiç kaçınılmaz bir şey. Yani selamını kaybetmiş bir İslam olamıyor. İslam'ın adında selam var bir defa. Selamla İslam aynı kökten gelen kelimeler. Binaenaleyh biz çocuklarımızı yetiştirelim diye bir himmetimiz oluyor. Elhamdülillah işte vakıflar bir şeyler yapıyor. Bir hafta hiçbir eğitim vermesek, kampa geliyor ya çocuklarımız diyelim. Sadece selamun aleyküm ve aleykümüsselam demeyi öğretsek emin olun hiç değilse Fatiha suresi öğretmiş kadar bir iş yapmış oluruz. Ya, çok önemli. Hocam bazen yani evin çocuğu eve girerken selam verme gereği hissetmiyorsa burada bir eksiklik var. Anne babanın hatası. Müslüman bir aile değil mi? Baba çocuğuna selam vermiyorsa değil mi? Anne eve giriyor, evdeki oturan yavrularına, çocuklarına, beyine selam vermiyorsa bu bir İslam ailesindeki eksiklik değil namazsızlık mi? Namazsızlık gibi. Hocam evet. Hadisi şerifi alalım. Evde hiç kimse yok. Kapıyı açtık girdik. Hadis ne buyuruyor? Ya oraya selam, selam vereceksiniz. Selam vereceksiniz. Ya Müslümanın evi boş olmaz. Melek var orada. Ya. Bir yığın melek bekliyor. Ya bu anlayıştaki bir Müslümanın çocuğu nasıl selamun aleyküm demeden bir yere girer. Mesela baba o gün protestosunu yapmalı. Medeni, nazik bir şekilde oğlum sen selamsız eve girdin. Evet. Çok üzgünüz demeli. Bu tabii balkondan atmayı gerektirecek bir suç değil ama. Yani böyle kabalığa da gerek yok. Ama ikazı evet. Ve gerekiyorsa protestoyu gerekli. Mesela eve büyük çocuk, reşit çocuğumuz selamsız girdi. 16 yaşında çocuk. Ben bu evde bugün sofraya oturamayacağım. Oğlumuz selamsız girdi, kızımız selamsız girdi deyip. Ya o da dikkat çekmek lazım. Yani bir tür tabii. İşte nerede o evin hassasiyeti varsa. Evet. Kabalık, vurucu, kırıcı, yıllarca unutulmayacak şeyler yanlış. Ama dikkat çekici, olağanüstü dikkat çekici. O da babacığım ben de girerim, bir daha çıktım, bir daha girdim, selamünaleyküm dedim. Bu çok mutlu bir sahne evet. Oldu. Eğitim böyle bir şey. Evet. Hocam bir şey anlatayım. Bir büyüğümüze birisi gelmiş. Demiş ki ya efendim demiş, hanımla küsüz demiş. Yani barışmak da istiyorum ama hani nereden başlayacağımızı bilmiyorum deyince. Ya demiş sen eve gitmiyor musun? Gidiyorum. Tamam zile bastın, kapı açıldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah diye gireceksin demiş. O kadar. Yani dolayısıyla hakikaten hocam yani selam o kadar önemli bir şey ki insanın uzun süre
hani birbirine küs durmasının da önüne geçer. Ya bir Müslüman bir Müslümanla diyelim ki hafiften darılmış, yolda giderken hocam diyelim ki selam vermemek gibi bir edepsizliğe düşmemeli değil mi? Selamun aleyküm ve rahmetullah demeli. Bu küsmek 3 günden fazla haram, 72 evet. saatten fazla haram ilkesine deki günahtan da kurtarıyor böylece. Evet. Yani selamun aleyküm dedin ve aleykümselam dedi. Ondan sonra konuşmasan haram işlemiyorsun. Çünkü tabii. selamı kesmek son nokta. Evet. Bizde sigorta selam. Yani bu çok mühim. Boş eve bile selam veriliyor. Ölüye bile selam veriliyor. Mektuplarımız selamla başlamalı. Telefonlarımız kesinlikle selamla başlamalı. Hatta ben kendi indimden kitaplara ait bir görüş değil söylüyorum. Şimdi çok kısaltma yapılan bir kültüre geldik. Her şeyi kısaltmayla, her şeyin mesela işte TOKİ diye bir kelime var. O kadar ki uzununu kullanmak israf haline geliyor. Evet. Yani Türkiye Toplu Konut İdaresi demek o TOKİ diyorsun. THY diyor. Kimse Türk Hava Yolları demiyor. Her şeyi kısaltıldı yani. Evet, evet. Bunun tabii gelinen yaşamın bir sonucu bu. Selamı kısaltmamalıyız ama. Evet. Yani WhatsApp mesajı yazarken SA yapmamalıyız. Ya bu çünkü Lafza-i Celal'in E harfini yazmak gibi oluyor. Selam evet, Allah-u evet. Teala'nın adı. Evet, onu gören öyle okuyor. Mesela bazı alimler sallallahu aleyhi ve sellemin SA ve yazılmasını kerih görüyorlar. Evet. Yani duayı nasıl kısaltırız? Çünkü biz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce de ecir kazanıyoruz. Telaffuz edince de, yazınca ecir kazanıyoruz. Bu kısaltmaya kurban gitmemeli evet, diyorlar. Evet. Dikkat ederseniz son zamanlarda artık yayın evleri de buna dikkat ediyor. Kitaplarda toplu, hatta Arapça edası ile yazılıyor. Selam da bu mantıkla sahiplenilmeli. Asla kısaltılmamalı. Selam yok böyle bir şey. Yok, evet. Esselamu aleyküm. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu yönlendiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalıplaştırıyor. Böyle olacak diyor. Ve biz bunu namazda kullanıyoruz. Namazda kullanıyoruz. Her namazda evet. kullanıyoruz istisnası. Hocam çok güzel bir hatıra gönlüme geldi ama Mehmet Savaş Hoca'yı bir yere davet etmişler. O da Abdurrahman Gürses Hoca ile ilgili bir hatırasını anlatıyor orada. Ben de videodan dinledim doğrusu ama çok çok etkilendim. Ondan sonra bana benim selama bakışım, selamlaşmalarımı farklılaştırdığımı düşünüyorum. Biz dedi beraber dedi Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile Haseki'de beraber çalıştık. Bir ara demiş ki bizim oradaki müdür Duran Bey'e, yahu Duran bizim Savaş Hoca'yı göremiyorum epeydir, nerelerde bunlar demiş dedi. Beni gördü dedi, dersten geç çıkıyorum, hoca da erken çıkıyor biraz, hani derslerimiz böyle birbiriyle çakışıyor adeta. Ya hocam sizi özlemiş Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Türkiye'mizde tabii kıraat ilminin öncülerinden bir büyüğümüz. Allah ona rahmet eylesin. Amin. Hocam sizi çok özlemiş. Bir hocaya bir uğrayın isterseniz dedi bana diyor Haseki müdürü. Ben de diyor çıktım hemen sordum oradakileri. Ya Abdurrahman hocamız buralarda mı diye. Hocam yeni çıktı dediler. Son zamanlarda biraz birisi koluna girerek yürüyordu. Ben de hemen ne tarafa doğru işte hocam bahçeye doğru arabaya doğru gittiler. Tam dedi bahçeye çıktım. Baktım hoca arabaya binmiş. Arabaya binince ben de selamun aleyküm diyerek hem el hareketiyle hem de bir selam şey yaptım. Hoca arabayı şey yaptı, camı açtı. Camı açmakla kalmadı. Sonra şoför arkadaş herhalde bir şey söyledi. Şoför arkadaş kalktı. Arabanın kapısını açtı. Sonra hoca zorlanarak indi arabadan. Sonra bir elini arabanın kapısına koydu. Sonra da bana ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüf dedi. Sonra kendisi bir hatırasını anlatmış. Fakat ben onu uzamasını anlatmayacağım. Demiş ki camdan cama selamı demiş uygun görmedim demiş hocam. Selam candan cana olmalı demiş hocam. Yeah. Hakikaten. Şimdi bir insanın selamı ibadet niyetiyle diyorsunuz hocam. İbadet niyetiyle vermesi. İbadet niyetiyle alması, o selama saygısı. Hocam onu dinledikten sonra hani WhatsApp'ta SA türü selam diyelim. Dedim bundan sonra selamı hiçbir zaman SA şeklinde yazmayacağım. Bana gelene de VAS demeyeceğim. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüh diyeceğim. Hatta selamı telefonda alırken de selam aldığımı hissettirecek tarzda
ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh diyerek adeta selama vurgu yaparak, selamın önemine inanarak, inanır mısınız hocam? O günden sonra selamlaşmadan feyz aldım desem yeridir. Kesinlikle öyledir. Yani tamam. Hakikaten tazim, selama tazim de gerekiyor demek ki. Selam böyle sıradan hemen söylenip verecek bir şey değil. Ona, çünkü hocam Yüce Rabbimiz malumunuz, ya selamı nasıl alacağımızı özellikle talim ediyor değil mi? Size birisi, bi ahsene minha. Ya size birisi selam verince diyor, ondan daha güzeliyle ona bir cevap verin. Hiç olmazsa aynısıyla bir cevap verin buyuruyor. Ne kadar önemli bir şey ki Rabbimiz talim ediyor. Yani tabii. Onun için hocam hakikaten bu selamı vermek ve almak konusunda o alırken artı bir ilaveyi nasıl görüyorsunuz hocam? Şimdi hocam bu bir nezaket. Evet. Diye alınırsa eğer, bize nezaket gösteren birisine tamam kabul edilmiştir nezaketi demiyoruz. Evet. Yani karşı cevap olarak daha nazik görünmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederek gerek yok, vazifemizdi filan diyoruz. Herhangi bir nezakete, evet. Herhangi bir nezakete buyurun diyene teşekkür ederim diyoruz. Kaldı ki bu ibadet değil, yani nezaket kuralları ibadet değil, insanlık olarak, evet. Ahlak olarak, medeniyet olarak yapılması gereken şeyler. Selamda artı ibadet kalitesi var. İbadet farkı var. Bir mümin kendisine Allah'tan afiyet dileyen birisine sizlere de ben de afiyet dilerim, daha güzelini dilerim demesi hem ibadeti hem nezaketi, nezaket. İnsanlığı ihtiva ediyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Çok sıradan ama resmi görev bitmiş oluyor. Yani aleyküm selam dedin mi vazife yerine gelmiş oluyor. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh denebilir, denmeli. Yani biraz daha ilave selam içimizdeki muhabbeti gösteriyor. Fakat şunu da söylememiz lazım. İlk döneminde İslam'ın, İslamiyet'in işte 1., 3., 5. seneye kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namaz kılarken bile selam veriliyordu. O da ve aleykümselam diyordu. Sonra Habeşistan'dan geri gelen sahabiler selam verdiler Efendimiz'e, selamını almadı. Çok anlam veremediler buna. Sonra öğrendiler ki artık namazda selam verilmiyor. Namaz selamın çok çok üstünde bir ibadet olduğu için o onu kesmiyor. Hocam bu yani Hayber yıllarına kadar mı oldu bu böyle? Yok. O kadar değil mi? Habeşistan hicretinde. Ha, ilk tamam, Habeşistan'dan tamam. Bir geri gelme oldu ben ya. Ben Cafer'i... Yok o zaman. Yani Mekke döneminde, Mekke bu. Döneminde, tamam. Çünkü Mekke döneminde namaz zaten iki rekattı ve bugünkü şekliyle eda edilmiyordu. Ama bu müthiş bir şey hocam. Yani o Mekke'nin ilk yıllarında namazın içine nüfuz edecek kadar güçlü bir konumdu. Evet. Sonra evrensel oldu elhamdülillah. Dolayısıyla biz ve aleykümüsselamı elbette mesela diyelim ben Kur'an okurken birisi selam verdi. El işareti yapmak yok. Evet. Ama sadakallahu lazim deyip ve aleykümüsselam ve rahmetullah diyebilirim. Yemek yerken veya çocukla meşgulken acil bir durumda birisi geldi, selam verdi. Ona da ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatü diye uzatmaya tabii. Ortamın müsaiti ve aleykümüsselam. Bu çok önemli. Yani pozisyonumuza evet. Göre. Kaldı ki hani fıkıh kitaplarımızda en azından hocam hani Kur'an okuyana, işte bir zikirle meşgul olana, efendim yemek yiyene o anda selam verilmez gibi şeyler var ama hani herhalde o da cevap vermek de onu zor duruma sokma anlamında mı? Biraz şöyle uygun bir konum olmayabilir diye. Bu ahkamı uyguladığımız zaman selam bayağı törpüleniyor. Hmm. Onun için bırak namaz hariç kim nerede selam verirse versin. Biz de ve aleyküm selam diyelim. Yani işte ne ayetin sonunda ve aleyküm selam diyebilirsin mesela. Tabii tabii diyebilirsiniz. O nerede bizde huşu selam Kur'an'ımızdaki ahengimizi bozacak zaten. Okuyoruz gidiyor işte. Çünkü selamın güçlü kalmasına karşı böyle bazı ince ayarlarını yok sayabiliriz de. Mesela yemek yerken selam verilmez bir mekruhluktan kaynaklanmıyor. Tabii. Adamın ağzı yemek dolu, hemen sana ve aleyküm selam diyemeyecek. Ağzındaki lokma belki bir dakika sürecek. Sen de olan bu adam selamımı almıyor diyeceksin. Bütün bu ayrıntılar evet, evet. Üzerinde olduğu özellikle için. Özellikle yemekte insanın yani
diyelim ki birkaç dakika sonra geldiniz. Selam veresiniz geliyor zaten içinizde, değil mi? Ya selamsız da nasıl oturacaksınız öbür oraya? Öbür türlü sofraya oturulmuyor. Evet, değil mi? O evet. Afiyet olsun desen aç bir görüntü vereceksin. Yani selam bizim en ince adab-ı muaşeret kurallarımızın başında geliyor. En ince olanlarının başında geliyor. Siz eşlerden örnek verdiniz. Ben de eşlerden örnek vereyim. Bir karı koca tartışıyorlar. İşte epey süren bir muhabbetleri bozuluyor. Ben de müdahale ettim. Baktım olmuyor. Dedim ki kim aleyküm selam demezse ve kim selam vermezse 72 saatiniz dolduğu için haram işliyor dedim. Siz birbirinize selam verin. Ondan sonra da ne yaparsanız yapın dedim. Tamam tamam. Çünkü baktım ki soğumaları mümkün değil. Yani şiddetli bir hararet oluşmuş. Bazen böyle balata aşırı ısınınca bir kenara çekip 15 dakika soğutuluyor. Doğru. Ya öyle bir pozisyon olmuş. Sonra bir gün baktım beni aramıyorlar daha. Bir zaman sonra dedim ki erkek kardeşimize nasıl gidiyor işler dedim. Halloldu dedi. Hani dedim eve girdiğinde işleriydi. Hocam dedi bir gün eve girdim farz diye selamünaleyküm dedim. O da ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü dedi. Anladım buzlar erimiş dedi. Sarıldık dedi. Hakikaten erimiş dedi. Onu anladım dedi. Belki de o anda eridi hocam. Yani o selam veritti o anda belki de. Yani tabii yani bir altyapı da oluşuyor elbette ama. Anlama tarzı güzel. Tamam. Ve aleykümselam. Daha önce ve aleykümselam diyormuş sadece. Tamam. Biri öbürüne. Ve aleykümselama ilaveler yapınca anlamışlar ki tamam. Yani eridik. Bu hayat yani. Hayatımız evet. İlla bir şeyler istiyor. Yani bahar gelince çiçekler bahar getirmiyor aslında. Bahar geldiği için çiçekler açıyor ama biz çiçeklerden baharın geldiğini anlıyoruz. Anlıyoruz. Evet, evet. Yani aslında baharı çiçek getirmiyor. Hocam bir şey daha. Yıllar önce siz fakire bir telefon açtınız. Tabii o zaman şimdi program vesilesiyle daha sık görüşüyoruz. Ya o zaman küstük gibi anlaşılacak hocam. Yok yok şöyle diyeyim. Aradınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah dedim. Sonra kapattınız gibi bir şey oldu. Kapatmak istediniz. Ya bir selam vermek istedim dediniz. Sonra telefonu kapattık. Fakat hakikaten o kadar etkili oldu ki o bende. Demek ki ya bir selam için telefon açmak çok önemli bir şey. Bir selamlaşmak önemli hocam, bir şey. Hocam o zamanlar kontürde gidiyordu işte. Sonra öğrendim sizinle ilgili bir şeyi. Herhalde özel bir defteriniz var. Yani diyelim ki 3 ayı geçirmeyecek şekilde görüşemediniz velev ki görüşme şansınız olmadı. Hiç olmazsa bir selam edeyim diye bir telefon. Böyle bir usulünüz mü var hocam? Hocam hasta ve sıkıntısı olan kardeşlerimiz önümdeki kağıda yazıyorum. Öyle bir listem var. O masamda duruyor. Hastaları özellikle veya işi takip edilecek. Bu aile problemi olan benim yakınımdaki evet. Dostlarımı arıyorum. Ne yaptınız, ne ettiniz? O ayrı ama elhamdülillah 3 ayı geçirmiyorum telefonda. O telefon listeniz var yani sizin öyle mi hocam? Şimdiki telefon listem hocam. Yani cep telefonumda başlıyorum A harfinden. Mesela 3 ayı doluyor zaten. Yani yüzlerce telefon var çünkü. 2 defa arıyorum. Üçüncüsünde son defa arıyorum. Yani bir 3 ay içinde. Üçünde de cevap vermeyen numarası değişiyor diye siliyorum onu. Çünkü ben vakit ayırıyorum ve selam vereceğim diyorum. Çok önemli bir iş görüyorum bunu. Çok kadim dostlarım. Mesela Anadolu'da bir üniversitede bir bölüm başkanı olan bir hoca arkadaşım var. Mekke'den arkadaştık. Bir gün selamun aleyküm diye aradım. Ve aleyküm selam, nasılsın Nurettin Hoca? İyiyim dedi. Buyur dedim. Abi dedim bir selamun aleyküm diyeyim dedim. O benden büyük. Yok 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 buyur buyur uygunum dedi. Abi işte selamdı selam. Ya yok dedi durup dururken sen niye arayacaksın beni dedi. Herhalde ters bir günler. Abi daha önce hep yaptığımız bir şey. Selam veriyordum. Fakat bir bölüm sorumlusu üniversitede oldun mu? Seni arayan muhakkak filan öğrenciye bir yurt istiyorum. Ya. Filan iş için aradığından. Bir 3-4 dakika tartıştık böyle. Söyle ya uygunum diyor. Değil abi bir derdim yok diyorum. Niye aradın beni dedi. Ya kardeşim sen de şeriat alimisin. Biz de talebeyiz yani. Niye böyle diye bir gerildik.
Selam yüzünden gerildik. Ya madem söylemeyecektin niye aradın diyor bana. Bir zaman sonra aradı. Ya o gün çok gergindim, kusura bakma dedi filan. Böyle sulh oldu. Yani demek ki kültürümüzden bir hacetin yokken aramaya gerek yok gibi bir anlayış. Evet. Bu bir yanlış. Çok sünnetten büyük koptuğumuzu gösteriyor. Bir de selam bahanesiyle arayıp dakikalarca meşgul etmek de abes bir şey. Evet. Yani benim telefonumda yüzlerce numara var. Bu her biri beni mesela haftada bir defa arasa benim Kur'an okumaya da vaktim olmaz. Farz namaz kılmaya da vaktim olmaz o zaman. Yani hacetini anlat. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şu iş için arıyorum de. Tabii. Bir sıkıntı yok. Hocam yalnız hakikaten biraz önce ifade ettiğiniz Allah için bir selamlaşma maksatlı birini aradınız. Bir halatı sorayım, epeydir göremedim, gönlüme düştünüz deyip böyle selam için aradıktan sonra hakikaten eğer arkasından bir başka iş söylemiyorsa bu cümleyi sarf ettikten sonra ona karşı çok ayrı bir muhabbetiniz oluşuyor. O anda yüreğiniz coşuyor. Hadis işte hocam. Yüreğiniz coşuyor. Yani şöyle arkasında ama ya bir halatı sorayım. Yani işte 3-5 sene görüşmemişsiniz. Bir halatı sorayım diye aradım hocam. Selamun aleyküm. Hocam bu arada bizim işte bir çocuğun bir şöyle bir meselesi vardı diye başlayınca muhabbet düşüyor biraz. Ya onu baştan o şekilde söylemeyeceksin. Girişi öyle yapmayacaksın. Selamun aleyküm. Tamam. Ben yurt için aradım. Evet, evet. Ya, fakat öbürü de hocam. Ben bir halatı sorayım diye aradım. Epeydir görüşemiyoruz. Bir selamlaşalım diye dediniz ve kapattınız telefonu. Gerçekten yüreğinize çok güçlü bir muhabbet mayası iniyor. Yani o selamın iksiri diyelim, feyzi diyelim, ne diyecekse bereket adına, bereketi diyelim. Allah-u Teala'nın isminin bereketi diyelim bu. Yani bunun için belki müminler olarak gerçekten ziyaretleşerek selamlaşma en güzel ama ona sanki çok çok daha önemli, çok büyük işlerimiz var. Hiç vakit bulamıyoruz sanki. Yani onu da ciddiye almadığımız için belki çoğu İnsan zaman. İnsan sayısı arttı. Yerlerimiz uzaklaştı. Yani ziyaret de mühim bir sünnet. Ama biraz zorlaştı. Çünkü ulaşım vasıtalarımız evet var. Eskiden atla gidiliyordu. Şimdi arabayla zor oluyor. Yani yaya gidiliyordu. Fakat mazeretimiz var. Ziyarette mazeretimiz belki var. Burada bir nokta daha var hocam. Selam göndermek diye de bir şey var bizde. Evet, evet. Cebrail aleyhisselam Hatice annemize selam gönderdi. Yani Bukhari'de hadis-i şerif bu. Selam göndermek var. Evet. Bu müthiş bir şey hocam. Evet. Bu sebeple sizden bir öğrenci bana geliyor, benden biri size geliyor, hocamıza selam söyle dediğim zaman yani götür işte bu başka bir şey. Evet. Yüzleştiğimiz zamanki gibi ve aleyhisselam ve rahmetullah deyip evet selama mukabele etmek lazım. Yani doğru, bir kutu çiçek göndermek veya tatlı göndermek gibi bir şey bu. Bizim imanımızla alakalı. Evet. Bu selam göndermeyi de görevler arasında yazmamız gerekiyor. Lazım. Selam gönderiyoruz, onu alıyoruz, cevap veriyoruz. Aslında o duymuyor bizi ama melekler duyuyor. Evet. Fatiha okuduğumuzu da kimse görmüyor zaten ama melekler kaydediyorlar. Selamın böyle bir farklılığı da var. Şimdi hocam selamun aleyküm ve aleykümüsselam ya da esselamu aleyküm ve aleykümüsselam dedik. Dedik. Bu bizim diğer muhabbet cümleleri kullanmamıza mani değil. Tabii. Anahtarı açtıktan sonra gününüz bereketli olsun, Allah size afiyet versin. Merhabalar. Mutluluklar dilerim, merhaba. Mesela Arap kültüründe merhaba birkaç kere söylenir. Mesela bizde otur merhaba, merhaba deriz biz. Evet. Arap kültüründe merhaba, merhaba. 5 dakika çay geldi. Oo merhaba, merhaba. Çünkü merhaba tekrar hoş geldiniz, tekrar hoş geldiniz. Evet, ehlen ve sehlen. Yani bizde cıvıkmak gibi görülüyor ama. Evet. O kültür böyle. O kültür de öyle. Bizde de tekrar mutlu ettin, hoş geldin diyoruz. Bu da cıvıklık değil mesela. Evet. Onun Arapçası o. Yani selam diğer muhabbet kaynaştıran ifadeleri, gününüz bereketli olsun, işiniz hayırlı olsun, Allah mutlu etsin gibi sözleri, bunun hangisi olursa olsun, asla ve kata engellemiyor, bilakis gerektiriyor. Gerektiriyor. Selamın start olup olmamasına bakıyoruz biz. Evet. Selamla başladıysak kapılar açık. Kapılar açık. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi bir muhabbet vesilesi olan selamı bugün inşallah aramızda çok çok konuşmuş olduk.
Aziz dostlar, sizlere de bu meclisten ayrılırken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyoruz. Aleyküm aramızdaki selam. Muhabbetimizi, imana dayalı muhabbetimizi Rabbimiz daim etsin efendim. Amin. Allah'a emanet olunuz.